أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم İnnehu huvettevvâburrahîm. Cenab-ı Hakk'ın korkusu hakkında birkaç kelime ifade edilir. Bunlar terimdir. Birisi havf, havfullah denir. Birisi de haşyetullah. Şimdi havf da korkuyu ifade eder, haşyet de. Yalnız anlamları değişir bunun. Havf, Allah'ımızın azabından çekinme manasını. Haşyet deyince Cenab-ı Hakk'ın azametine, Rabbimizin azametine duyulan saygı demektir. Haşyetin iki şekli var. Bir de haşyeti kamile var. Haşyet, azameti ilahiyeden dolayı saygı içerisinde oluyor. Haşyet-i kamile ise daha bir derin. Nasıl ki yenilen yemeğin tat ve lezzeti şudur diye ifade edilemediği gibi, bu da ruhun gıdasıdır, izahı zor. İzah edilemiyor, anlatılamıyor, ancak yaşanıyor. Bu haşyetin Allah'ımıza karşı duyulan saygının Celle Celaluhu hem dış şekli vardır, hem de iç şekli vardır. Zahiri olan şekli insanın bir kere bu haşyet bir de başında olur. Başta olan haşyet, burada izah etmiş de bir de diğer eserlerden gördüğümüze göre biz diyelim, beynin Cenab-ı Hakk'ın yüce kudretini düşünerek azameti ilahiyesi karşısında gönlün bir tevazu içerisine girmesi, gözün de bir haşyeti vardır. Bu da bi inğimadiha anil iltifat. Böyle işe yaramayan, bize bir uhrevi fayda kazandırmayan hallerden gözlerimizi yummak. Mesela diyelim ki şehevi, hayvani duyguları tahrik eden görüntülerden gözlerimizi kapamak. Bir müminin diyelim hatasını görmekten gözlerimizi yummak gibi, hatasını ancak en uygun bir şekilde insan içerisinde değil, onu rencide etmeyecek şekilde ifade etmek. Kulağın haşyeti ise bir kere dinlemekte bu daha ziyade bunu anlatırken esrar yönünde vermiş oluyor hiç şüphesiz. O sırlarda tezellül diyor. Tezellül, tevazu diyebiliyoruz. Başka bir izahını yapamıyoruz bunun. Mesela bizim bu mübarek dile aşinalığımız olsa hiç demeye gerek yok. Ne denir? Ve huşul üzün bir tezellül lil istima, dinlemek için gayet mütevazi bir hal almak, sözüne kulak vermek, dinlemek, insana da aynı zamanda değer verilmiş olur. Ve huşul lisan, dilin huşuu nedir? Huşu, Cenab-ı Hakk'a karşı duyulan saygı dedik. Aynı zamanda Allah'ımızın değer verdiklerine olan saygı, mesela bir mescide girişte olur. Bir, ne diyelim, Allah'ımızın kullarına, onun
yaratma sıfatından dolayı duyulan ilgi gibi, el kıraatü vel huduru ve teenni, dilin haşyet içinde olması, Allah'ımızın kitabını okumak, hadis-i şerifler olur, faydalı eserler olur, vel hudur ve kalbin huzur içerisinde olması ve teenni, bir şeyi derken acele etmemek. Mesela duyulan bir sözde işte böyleymiş, şöyleymiş dememek, onun neticesini beklemek. Ve huşu'ul yedeyn, ellerin haşyeti, vad'ul yümne aleşşimali bita'zimi kel'abid. Evet, sağ elini sol elinin üzerine koyup namazda bir köle gibi Rabbimizin kulu olduğumuzu bilerek durmaktır. Şunu açıkça dememiz lazım. Biz bunu ifade ederken yaşanan bir hususlardır. Beyanda çok zorlanıyoruz. Bunu izahta biz çok zorlanıyoruz. Namusu koruma hususunda bir nefil havatir-i şehevaniye, bu uygunsuz duygu ve düşünceleri kaldırmaktır. Birden kalkmaz o. Rabıtasıyla, zikriyle, ibadetiyle, taatiyle, azalarımıza dikkatle zuhur eder. En ince esaslara kadar. Mesela demekten hicap ediyoruz ama mecbur kalıyoruz. Şimdi iç elbisemizi giyerken dahi oturarak giymek. Vesair yerlerde göbek ile diz kapağı arasının örtülü olması gibi. Ayağımızın huşuğu, yürürken sükunetle yürümek. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta ayet-i celileler pek çok. Mesela namusu koruma hususunda onlar namuslarını korurlar buyuruyor Cenab-ı Hak Minun suresinde ve diğer Tevbe suresinde de geçtiği üzere. Sonra ayaklar hususunda, yürüme hakkında onlar tevazu ile yürürler buyuruyor. Bu bizim midemizi koruma hususunda da haram lokmadan kendimizi muhafaza etmek, haram yememek ve yedirmemek. Kalbin huşuğu ise bi mülazemeti zikir ve devamil hudur, zikre önem vermek. Bu zikir kelimesi illa Allah lafzı celalini tekrar değildir. Emrettiği üzere hareket etmek de bir zikirdir. Ve devamil hudur, bu yine tarif edilemez. Ancak yaşanan gönüldeki bir cennet veya cennetler üstü bir ikramdır. Gönül aleminin huşuğu ise bil murakabeti fi terkil lahzati ilel mukavvinat. Bir kere gözetlendiğimizi devamlı diri ve canlı tutmak Cenab-ı Hakk'ın ve hata ve isyanları terk hususunda. Ruhumuzun haşyeti vardır ki o muhabbet denizinde, ilahi muhabbet denizinde yok olmaktır. İmam Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyorlar, leyseti salâh kıyâmuke ve ku'ûdük, inneme salâh ihlâsuk. Sizin namaz, ayakta durmak, rükûa ve secdeye inmek değildir sadece. Bunu yaparken samimiyet içerisinde bulunmaktır. Rabbimizin bizi Celle Celaluhu müşahede ettiğine dair pek çok ayeti celileler var. Onlardan bir kısmını beyan edecek olursak, Estaizu billah. Elem ya'lem bi ennallaha yara, kişi bilmez mi Cenab-ı Hakk'ın kendisini
gördüğünü. Bunu biz canlı tutacağız. Yani yaşanılır bir hale getireceğiz. Zaten evrat ve eskerden tarif edilen vazifelerden gaye de hiç şüphesiz budur. Esamle ve kânallâhu alâ kulli şeyin rakîba. Mevla-i Zülcelal'in her şeyi gözetlediğini, bunu bilmek Suretul Ahzab. Ahzab suresinde 52. ayet celle, ilk okuduğumuzda Alak suresi 14. ayeti celilede, haşyet hususunda. Ve daha birçok ayet celleler alınmış. Sonra bu murakabe ayeti celileleri var. Murakabeye işaret eden. O Maide suresinde 54. ayeti cellede Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevdiğini, kulun da Cenab-ı Hakk'a muhabbet içinde olduğunu, daha sonra Kaf suresinde Rabbimizin bize bizden yakın olduğunu, Hadid suresinde her halükarda Rabbimizin duymasının, görmesinin, bilmesinin bizimle beraber olduğunu, İhlas suresi de başlı başına artık bizim gönlümüzün, beynimizin, yaşantımızın nasıl olması gerektiğini ifade eden sure-i celile-i cemiledir. Yaşantı hususunda biz bir şey görmüyoruz diyemeyiz. Neden derseniz, Esselamu Aleyküm, kul de hüve o, Allahu Allah ehaddir. O her şeyde birdir. Yaşantımızın her anında o bir olan Mevla'nın emrini gözetmek demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.